Benim burada asıl göstermek istediğim şey sizlere mevcut parametreleri göstermek. Yani ben burada skadamda motor akımını, motorun sıcaklığını, aktif gücü ve şu an motorun uygulanan gerilimini görmek istiyorum. Bakın motordaki şu an uygulanan gerilimi görmek istiyorum. Bakın şu an motor akımım, motor sıcaklığım ve aktif gücüm. Sonuçta çok küçük bir güç çektiği için burada virgülden sonra iki basamağı görüyorsunuz. Normalde bu motor zaten 0,18 kW'lık bir motor. Ancak şu an düşük güçte çalıştığı için ister istemez burada güçlerini düşük görüyorsunuz. Ben burada bu motorun bana verdiği bütün parametreleri gösterebilirim ama genellikle kullanılan, genellikle müşterimizin, kullanıcıların bizden istediği parametreler bunlar. Motorun akımı, gerilimi, kimi zaman frekansı, motorun sıcaklığı gibi veriler isteniyor ve ben bu verileri görmüş olduğunuz gibi burada istediğim gibi görebiliyorum. Mesela şöyle yapalım, tekrar ana sayfaya gelelim. Şuradan motoru %100'e çıkartalım. Devrini, motorun devrini %100'e çıkardım. Bakın izlemeye geleyim. Görmüş olduğunuz gibi uygulanan gerilim arttı. Bakın uygulanan gerilim arttı. Motorun akımları ve motor sıcaklığı ve ayrıca aktif güç değerleri de değişti. Görmüş olduğunuz gibi biz burada istediğimiz tüm motor verilerini USS üzerinden okuduk. Ve şunu da göstereyim. Bakın şunu da göstereyim. Bu motorun ayrıca bir şey daha göstereyim. Şuradan tekrar geri gelelim. Şu an benim motorumun duruş ve kalkış rampaları, kalkış rampası ayarları 5 ve 10 şeklinde ayarlanmış. Ben bunları da değiştireyim. Geleyim mesela bunun kalkış rampasına mesela 6 diyeyim. Şöyle 6 diyeyim. 6 diyeyim bunun kalkış rampasına. Duruş rampasına ise arkadaşlar 15 saniye diyeyim. Şu an kalkış ve duruş rampasını ben Scala'dan 6 ve 15 olarak değiştirdim. Görmüş olduğunuz gibi panelin üzerinden, buradaki bob üzerinden, operatör panel derken burada bobu anlayın. Burada benim V20 bobun üzerinden herhangi bir değişiklik yapmadan görmüş olduğunuz gibi Scala'yla tüm işlemlerimi hallettim. Şimdi gelelim motorumuzu durduralım. Bakın motorumuzu durduralım. Şöyle motor ekrana gelelim. Durduralım. Şöyle geleyim tekrar. Mesela motor parametrelerini izlemeye, motor rampa değerini izlemeye. Bakın 15 saniyede yavaş yavaş motorum durdu. Şimdi motorumu kalkış değerini 6 saniye aradım. Bakalım ne olacak? Gelelim tekrar buraya. Start diyelim. Ve motorumuzun saniye tutarsanız daha net göreceksiniz. 6 saniyede kalktığını görebilirsiniz. Hatta daha net olsun diye motorumuzu hızlı durdurmayı deneyeyim. Bakın motorun duruş rampasını mesela 2 saniye diyeyim. 2 saniye hatta 1 saniyede de kalkış rampası vereyim ben bu motora. İkisine de değerleri göndereyim. Değeri yazıp set ediyorum. Şu an bunlar motorun rampa değerleri. Yani 1120 ile 1121 diye hatırlıyorum. Bu değerleri şu an gönderdim. Gönderdim bu değerleri. Şimdi birazdan motorumu durduracağım ve motorum 2 saniye duracak. Tekrar çalıştığımda 1 saniyede benim istediğim devre gelecek. Bakın şu an %100'de motora dur dedim ve motorum durdu. Şimdi motora çalış diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde motorum çalışıyor. Burada görmüş olduğunuz rampa değiştirme, istediğiniz fonksiyonları değiştirme özelliğini, onun dışında parametreleri izleme özelliğini tüm sistemlere uyarlıyoruz. Hani sisteminizde izlenmesini istediğiniz veya değiştirmesini istediğiniz parametreleriniz varsa ve V20 sürücülerle ilgili farklı çözümlerimiz, farklı sorunlarınız varsa size farklı çözümler sunabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Scala'dan biz bu motorun her verisine istediğimiz gibi eriştik ve her şekilde motorumuzla iletişime geçerek istediğimiz şekilde motorun çalışmasını sağladık.